Tarihi ve siyasi birçok önemli olaya tanıklık eden 43 yıllık gazeteci Mustafa Badiken, dostlarının ısrarıyla binlerce filmi tarayarak arasından seçtiği ilginç ve gülümseten fotoğrafların bir bölümünü geçtiğimiz günlerde sergiledi. Zamanın Tünelinden adlı fotoğraf sergisi Melbourne Otel'de açıldı. Badiken, fotoğraf çekmeyi seviyorum. Ben fotoğraf sanatçısı değilim. Gazete fotoğrafçılığıyla fotoğraf sanatçılığı ayrı şeyler. Gazeteci fotoğrafı halka bilgilendirmek ve haber için anlık çeker. Önemli olan anı yakalamaktır. Hemen hepsi tarihe tanıklık eden fotoğraflardır dedi. Demiryolu'nun bu halini hatırlayanlar elbette çok var. Burası Fethiye Caddesi'nin kesiştiği nokta. Gördüğünüz gibi vatandaşlar bu çan çanlar ancak ikazını yapıp bariyerler açıldıktan sonra geçebiliyorlardı. Şimdi bildiğimiz yürüyüş yolu. Yine demir yolundan bir görüntü. Bu fotoğraflar, demir yolu görüntüleri genellikle 1987 yılından. Evet, burada bir DYP eski milletvekillerinden merhum Alaaddin Kurt da var. O dönemin bakanlarından Mehmet Moğultay'la konuşuyorlar bir törende. 17 Ağustos Marmara depreminde maalesef Alaaddin Kurt da deprem kurbanlarının arasında. O da hayatını kaybetti çok sayıda vatandaş gibi. Evet, bu fotoğrafı niye koyduk? Aslında şu fotoğrafı kullanmak için biz daha çok şey yaptık. İsmail Pekdemir, Gölcük Tersanesi'nin içindeki yangın kulelerini inşa ediyor. Tam 73 yıl önce. Pekdemir İnşaat 73 yıllık bir firma. Ve Türkiye'de 73 yıldır aksatmadan faaliyetini sürdüren başka inşaat firması yok. Onun için dededen toruna geçen bir firma. Onu biz hala Kocaeli'de faaliyetini sürdürmesi nedeniyle zaten Türkiye genelinde faaliyet sürdürüyorlardı. Bu da Toyota'nın, Plaza'nın açılışı. O dönemlerde insanların gezmeye korktuğu yerler şu anda metrekaresi altın fiyatıyla giden yerler oldu. Bu da o zamanlar Toyota Plaza'nın temel atma töreni. Merhum Sakıp Sabancı orada. Evet, bu da arada renk olsun diye çektiğimiz şey, bulutlar biliyorsunuz şekilden şekile giriyor ama daha bizim Osman Gazi Köprüsü yapılmadan önce bizim İzmit Körfezi, burası marina biliyorsunuz, vapurlar da var burada. Böyle bir görüntü oluştu. Çok ilginç, ben böyle bir şey de görmedim zaten. Buluttan bir köprü şeklindeydi, öyle bir fotoğraf, onu ölümsüzleştirdik. Sporla ilgili pek fazla fotoğraf yok burada ama bu fotoğraf da eski filmleri tararken elime geçti. Metin Tekin İzmitlidir biliyorsunuz. Beşiktaş'ta oynarken de zaten zaman zaman İzmit'e gelirdi. Onu da işte mahalleye Sarı Fırtına gelmiş diye Sarı Fırtına lakaplı Sarı Fırtına olarak anılan Metin Tekin'in de öyle bir gençlik fotoğrafını, mahalledeki fotoğrafını kullandık. Rahmetli Turgut Özal, rahmetli Sakıp Sabancı, hükümette biliyorsunuz birçok bakanlığın da direksiyonunu elinde tutardı rahmetli. Yine bir burada İzmit fotoğrafı var. Gece fotoğrafçılığı çok önemli aslında. Gece İzmit Körfezi'nde gece fotoğrafı çekmek çok keyifli. Bende çok var ama bunlar burada sergide çok azını kullandım. Burada yine siyasilerden o espriyi de verdik. İki anahtar dedi, başbakan oldu. Malum Türk insanının en büyük ihtiyacı ve isteği nedir? Bir evim olsun, bir arabam olsun. Tansu Çiller de o dönemde bunu çok iyi tespit edip vatandaşa iki anahtar sözü verdi. Arkasından başbakan oldu. Evet,
Evet, Kocaeli'nin en renkli simaları idi. Merhum eski valimiz evet İhsan Dede, merhum Rıdvan Alyürük, Mustafa Pehlivan ve Hulusi Tataroğlu. Bu Erbakan. Bu 77'de çektim ben bunu. Bunları da aynı gün çekmiştim. Koalisyon kurulduktan sonra işte SEKA Erbakan'ı bağlandı. Başbakan yardımcısı olarak ona bağlanmıştı. O dönemde bir tören yapıldı. Şuradaki pardon SEKA'nın o dönemki genel müdürü Aziz Gümüş, merhum Necmettin Erbakan, daha Necati Gençoğlu, o zaman sanırım belediye başkanı değil, Recdi Gönül daha sonra Milli Savunma Bakanı olmuştu. Recai Kutan, bu da merhum Kemal Unakıtan, o zaman SEKA Genel Müdür Yardımcısıydı. Daha sonra biliyorsunuz Kemal Unakıtan Maliye Bakanı oldu. İzmit'ten Papatyalar dönemi. Evet, bu da çok hoş bir fotoğraf. Sefa Sürmen önünde konuşuyor. Deniz Baykal arkada. Yine arkada mesela çok tanınmış simalar da var. Merhum Ömer Türkçakal, İbrahim Akdoğan var. Vali İhsan Dede var. Şu andaki CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın gençliği. Onur Kumbaracıbaşı eski bakanlardan. Merhum Yarımca Belediye Başkanı Hüseyin Avni Şirin ve Deniz Baykal'ın bakışları ve gülümsemesi hoş bir an olarak objektife yansımış.